Merhabalar. İlk defa kombuçayı yapanlar için baştan bir anlatmak istedim. Kombu çayımız aslında yeşil çay ve siyah çayla demlemek makbul. Öyle öneriliyor. Fakat ben bugün bir ilk yapacağım. Kuşburnuyla yıkadım. Sirkeli suyla da beklettiğim kuşburnularımı atıyorum. Normalde 1 litreye bir su bardağının bir parmak eksiği gibi atıyorum. Ama onun yerine bugün şeker atmayıp kuru üzüm atıyorum. Şekerini oradan alsın diye. Ve kaynamaya bırakıyorum. Bir 10 dakika kaynadıktan sonra devam edeceğiz. Kuşburnu ile kuru üzümü kaynattığımız suyumuzu soğuması için bir cam kavanoza koyuyoruz. Cam kavanozda soğuması mantarlarımızın için çok önemli. Evet, mantarlarımıza gelelim. Şeffaf ve ben iki tane bir tane ayırdım. Mantarı beklerken üstüne kendisi bir daha örmüş. İki taneymiş. Biz bu mantarımızı hazırlamış olduğumuz kuşburnu ve kuru üzümden oluşturduğumuz suyumuzun içine bırakıyoruz. Aynı şekilde diğer mantarımız da, bu da onun kısmetiymiş diyoruz. Evet, bu da küçük mantarımızı da buraya salıyoruz. Ve üzerine kombu çayımızdan hazır olan süreçten içine ekliyoruz. Mayalanmasını hızlandıracaktır. Ve üzerine tülbent ya da böyle bezden bir örtüyle sineklenmeyi engellemek için lastikle kapatıyorum. Evet. Lastiklediğimiz örtümüzle kombu çayımız hazır. Ben kombu çaylarımın üzerine etiketle hangi gün neyle mayaladığımı, hangi bitkiyle mayaladığımı yazıyorum. Size tavsiyem 15 gün sonra açacağımız tarihi burada bilmemiz daha kolay olur. Afiyet olsun, şifa olsun, sağlık olsun. Hepimize kolay gelsin.